Yeni videoma hoş geldiniz ve en son biliyorsunuz bir tane video yaptım. Midesiz sizsiniz diye. Ben midesiz değilim falan diye. Böyle rastgele karışımlar yapıyorum falan diyor. O videodan sonra çok bir DM aldım. İşte nasıl yiyorsun onu falan filan veya bazı yaptığın karışımlar böyle güzel çıktı oluyor mu? Farklı tatlar çıktı oluyor mu falan diye. Biraz önce yani 2 dakika önce yeni bir tat denedim. Yeni bir karışım yaptım. bakın burada yedim biraz. Yeni bir karışım yaptım dediğim gibi. Yine doğaçlamaydı her zaman olduğu gibi. Bazen gerçekten çok güzel tatlar oluyor. Bu arada her yaptığım karışımda bir şey oluyor. Bir konu oluyor. Mesela bir önceki yaptığımda yani o video paylaştığımda konu pump'tı. Yani pump yaptıran çoğu şeyi karıştırdım. Gördünüz zaten neleri karıştırdığımı. Bunda konu tattı tamamen. Yani gece mesela bu saatler, saat şu an 11 falan. Uyurum biraz sonra. Biraz sonra değil, bir saat sonra falan uyurum. Biraz böyle acıkmış gibi oldum ve canım böyle tatlımsı şeyler çekti. Tatlı bir şeyler çekti dedim. Tadı güzel olan ve bir canım da muz çekti niyeyse. Muzlu bir şey yapayım kendime dedim. Dediğim gibi tadının güzel olmasını istedim. Çünkü şu anda bir antrenman yapmayacağım. Pump olmasına gerek yok. Kilo aldıran bir şey de değil. Veya protein değeri yüksek olsun da değil. Tamamen tat odaklı yaptım. Bu arada odam ne mesela karbonhidrat odaklıysa tadını falan asla düşünmüyorum. Karbonhidratı yüksek olan her şeyi koyuyorum. Pirinç koyuyorum mesela, bulgur koyuyorum, işte bir şeyler koyuyorum falan filan, onları karıştırıyorum bu şekilde karbonhidratsa. Sonra pump odaklıysa dediğim gibi pre-workout'ı karıştırdık, arginini karıştırdık, kahveye karıştırdım, video çektim attım zaten. Bunda tamamen tatlı, tadı güzel olan şeylerdi. Dediğim gibi yaptım ve çok güzeldi. Bunu mesela birlikte de yapabiliriz dedim hemen çocuklara, çünkü çok fazla DM aldım. Abi bazen farklı tatlar çıkıyor mu, çok güzel tatlar çıkıyor mu beyler? Canı dondurma isteyenler, canım tatlı tatlı dondurma isteyenler bunu yapabilirler. Bak kakaolu dondurma isteğinizi gideriyor, muzlu dondurma isteğinizi gideriyor, parçacıklı dondurma isteğinizi gideriyor. Yemin ediyorum çok güzel bir karışım oldu ya. Doğaçlama çok güzel bir karışım oldu. Az önce de çocuğun bir tanesi yazdı ki abi bazen güzel tatlı şeyler çıkıyor mu? Tadı güzel olan şeyler çıkıyor mu? Tak onu yazarken ben bunu yiyordum. Dedim bunu da çekeyim atayım. Zaten birkaç kişi daha yazmıştı. Birkaç kişi dediğim bayağı yani. 20 kişi falan yazdı. Tadı güzel şeyler çıkıyor mu falan diye. Çıkıyor dostlar. Size şey yapayım. Biraz önce yaptığımı tekrar yapayım. Bilmiyorum hatırlayabilecek miyim ama. İçine tabii ki muzlu olduğu için bir muz koydum içine. Bu arada benim stoğu görüyorsunuz. Et stokları. Muzum olması lazımdı burada, aynen. Biraz muz var. Bir tane muz alayım. Şöyle kapatalım. Bu muz bayağı büyük boy. Tabii ki bunun hepsini atmayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi siyah şeyler falan var. Hepsini göstereceğim şimdi. Dur bunu soyalım önce. Tripod olsa efsane olur da. Neyse. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Bu muzun bu kadarı yeter herhalde. Tadı çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Şöyle yapalım. Aslında az daha muzlu yapsak efsane olur. Bu sefer biraz daha muzlu yapayım ya. Öncekinde biraz az koymuştum yani. Şu anda koyduğum kadar koymuştum. Ama bu sefer biraz fazla koymak istiyorum. Evet, ilk malzeme muz. Bunları blenderdan falan geçirmedim ben asla. Siz de blenderdan geçmeyin. Böyle parçacık parçacık ağzı gelsin. Güzel oluyor. İlk malzememiz muzdu. Muzun üzerine birazcık bal koydum. Ne balı? Çiçek balı. Gördüğünüz gibi. Ne kadar koyacağız? Şöyle bir tatlı kaşığından biraz fazla koyacağım herhalde. Aynen. Bir tatlı kaşığı oldu. Biraz da fazla oldu. Tamam. Hadi. Neyse kalsın burada. Ne koyduk? Muz koyduk, bal koyduk. O parçacıklar neydi derseniz, o parçacıklar Gold Premium kahveydi. Şaka şaka. bunun içinde chia tohumu var. Birazcık chia tohumu atalım. Birazcık dedim ama bayağı bir attım. Sonra o siyahlığı veren madde neydi derseniz, siyahlığı veren madde Supredin All Day Coenzyme
Tabii ki de şaka. Bunun içinde de işte bir badici olmak nasıl belli? Kahve kutusunun içinde başka bir şey. Vitamin kutusunun içinde kakao. Bu bildiğiniz kakao. Kakao da koyalım birazcık şöyle. Birazcık dediğim yine bir tatlı kaşığı koyuyorum. Bu arada ben full şey yapıyorum. Her şeyim göz kararı benim. Ne koyduk? Muz koyduk, bal koyduk, çiğ tohumu koyduk, kakao koyduk. Başka ne koymuştum ya ben bunun içine? Tabii ki sıvı olması için aynen birazcık süt koymam lazım. Aa, yoğurt da koymuştum lan. Yoğurt da alacağım. Önce biraz süt yapalım. Tabii ki de mümkünse ev yoğurdu ve ev sütü. Bu süt bildiğiniz köylü inek sütü. Birazcık süt koyalım. Yeter bu kadar. Yoğurt da koyacağız zaten. Bu arada tahmin ediyorum. Bunu koymadım, yapmadım. Belki kötü de olabilir, emin değilim. Eğer ama sizi biraz bayağı bir uğraştırır ya. Benim yaptığım bu pratik şeylerin aslında amacı hiç uğraştırmaması. Evde olan malzemelerle pıt 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 tak hemen bir şey yapmak. Ama şunu söyleyecektim. Buzu iyice parça parça haline getirirseniz rendeden. Rendeden geçirirseniz, buz içine atarsanız çok böyle şey olabilir. Böyle hani tam bir dondurma gibi olabilir. Harbiden dondurma gibi isteyenler o şekilde yapabilir. Ama birazcık böyle serin olması, soğuk olması benim için yeterli diyenler sütü, koyacakları sütü veya yoğurdu çok soğuk. Yani birazcık atıyorum buzlukta bekletebilirsiniz. Çok soğuk olursa yine soğuk olur, dondurma tadı verir. Mesela benim yoğurdum ve sütüm uzun zamandır dolapta olduğu için şey zaten bayağı bir soğuk ve buna dondurma süsü veriyor yani harbiden. Çünkü bunu temiz kaşıkla. Bunu temiz kaşıkla alacağım çünkü yoğurt ve bulaşmasını istemem tabii ki de. Şimdi bunun şöyle temiz yerinden, suyundan, bu arada suyunu asla dökmüyorum. Suyunu da ayrı bir şekilde içiyorum. Bir yemek kaşığı, hatta şöyle yine suyundan alalım, az suyundan. Hop. 2 yemek kaşığı yoğurt. Şimdi bunu şöyle birazcık şöyle yaparsam nasıl olacak bakalım. Biraz karıştırırsam. Aa, bir şey söyleyeceğim. Az önce koymamıştım. Ama bunun içine biraz da besin değeri olarak muzlu protein tozu atarsam aslında efsane olur. Burada çikolatalı protein tozu. Bu arada bu markadan kullanmıyorum. İçinde SSM var. Sadece bu büyük olduğu için ben 2 tane hatta 1,5 tane SSM kutusunu bunun içine boşaltıyorum. Bu büyük olduğu için. Kullandığım marka bu değil. Kullandığım marka SSM marka Whey Protein. Sponsorum olan Whey Market Akatlar'dan Instagram'ından kolayca bulabilirsiniz. Whey Market Akatlar'dan ismimi söyleyerek indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bu muzlu ve çok güzel bir protein. Gerçekten tadı çok güzel. Muzlu. Şöyle yarım ölçek kadar, fazla değil. Şöyle zaten yarısı boş. Yine bir %75 oldu bunun. Muzlu koyalım. Bunun tadı eminim gelecektir. Ve ortaya efsane bir şey çıkacak. Aslında bunu attığım bütün malzemeleri böyle buzluğa koyarsam var ya. Yani böyle buz gibi olmaya yakın olursa, soğuk olursa efsane bir şey olur, biliyor musunuz? Zaten yoğurdum ve sütün soğukluğu yetiyor ama gördüğünüz gibi az önce yediğim de aynı bu şekildeydi. Sadece sanırım kakaosu biraz daha fazlaydı. Biraz daha koyuydu. Bu birazcık koyu değildi. Biraz kahverengi gibi oldu. Kahverengi gibi oldu. Bu bir şey söyleyeyim. Bunun tadı harbiden efsane. Bakın bunun tadı gerçekten güzel ya. Yapabilirseniz çok iyi olur. Ama tabii biraz zor bulunan. Zor bulunan değil de sizin almaya üşendiğiniz malzemeler. Chia tohumu falan filan. Başka ne var aslında zor olan? Muzlu protein tozu var. O da çoğunuzda bulunuyordur diye düşünüyorum. Aa, başka ne var oraya? Başka da bir şey yok lan aslında. Ne koyduk ki? Bal bulunur herkeste. Hemen hemen. Muz bulunur. Neyse. Bu şekilde bir malzeme yaptım ve gerçekten güzel oldu.
Her zaman güzel tat oluyor mu abi diyenler için, dediğim gibi konusu neyse. Çok güzel. Eğer konusu tatsa kesinlikle güzel oluyor. Çünkü ben neler sevdiğimi çok iyi biliyorum. Neleri karıştırsam artık o kadar tecrübe ettim ki neleri karıştırsam nasıl tatlar elde edeceğimi çok iyi biliyorum. Siz de kendi damak tadınızı ortaya çıkartabilirsiniz. Bu videoyu da yükleyeyim de bari. Her zaman yaptığım karışımlar kötü olmadığını söyleyeyim. Şey belirtmiş olayım. Ama dediğim gibi konusu neyse, konusu eğer sadece karbonhidratsa tada hiç bakmıyorum. Konusu pumpsa tada hiç bakmıyorum. Bir önceki videoda gördünüz zaten. Bunun konusu tattı. Akşam canım bir şeyler çekmişti. Ve tadı güzel olan bir şey yaptım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama arkasında yazıyor. Videomu paylaşabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman sizden istemedim. İlk defa istiyorum. Videomu paylaşabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you